Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TET AYT Geometrik Kampı'nın 26. haftasının 5. videosu yani son videosundayız. Ne yapıyorduk? Analitik geometrinin sonundaki ÖSYM benzeri testlerin çözümünü yapıyorduk ve bu videoda son testin yani test 5'in çözümünü yapacağız. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Dik koordinat düzleminde PA virgül B noktası orijin etrafında saat yönünde 90 derece döndürdükten sonra öncelikle A virgül B'yi bir 90 derece döndürelim. 90 derece döndürdüğümüzde ve ne yönde? saat yönünde 90 derece döndüreceğiz. Evet ne oluyordu? Noktalar yer değiştiriyordu. B virgül A oluyordu. Ve noktamız buradayken hop saat yönünde döndürdüğümüzde buraya denk geliyor. Buradakinin işaretini alıyordu. Yani artıya eksi olacak. Artıya eksi olacak. E arkadaşlar bu önemli değil. İşareti mesela A hocam negatif olursa ne olacak? E, negatif olursa o zaman burada seçeceksin. Buraya alacaksın. E işaretiyle çarptığınız zaman zaten o çok bir şey fark etmiyor. Ya bir şey fark etmiyor dediğimiz A'yı sonuçta negatif bulursunuz. O yüzden siz böyle birinci bölge demiş gibi kabul edip ona göre hareket edin. Normalde bunun kuralı a virgül b'yi 90 derece döndürdüğünüzde b virgül eksi a oluyor. E, i̇kinci bölgede ise b virgül eksi a dediğimiz mesela e, ne olacaktır? Hani a negatifse eksi eksi çarpımı artı yapıyor. Birinci bölgeye düşmüş olduğunda görüyorsunuz zaten. Bu biz birinci bölge demiş gibi kabul edip işareti nasıl değişiyor ona bakıyoruz sadece. Tamam mı? Saat yönünde döndürdüğümüzde ikinci bölgeye geldi, b virgül eksi a oldu. Sonra diyor ki. Buna bir dönüşüm daha yap diyor. Ne diyor? X ekseni boyunca pozitif yönde 2 birim. 2 birim pozitif yönde. Sonra Y ekseni boyunca da pozitif yönde 4 birim ötele diyor. Yani X'ini 2 birim sağa ötelediğimizde B artı 2 e, öbüründe yine yukarı yönlü yani pozitif yönde 4 birim ötelediğimizde eksi A artı 4. Yani ordinatına 4 ekleyeceğiz demek oluyor. Ötelendiğinde yine PA virgül B noktası elde ediliyormuş. Yine buradaki nokta PA virgül B oluyormuş. Bu ne demek? Bu nokta buna eşitse apsisleri birbirine eşit, ordinatları birbirine eşit demek değil midir? Evet. E hadi eşitleyelim o zaman. Buradan B artı 2 eşittir A ise buradan ne geliyor? A eksi B eşittir 2 geliyor. Buradan eksi A artı 4 eşittir B ise A artı B de kaç geldi? 4 geldi. 2 bilinmeyenli 2 denklem taraf tarafa toplarsam 2 A eşittir 6'dan A'yı böylelikle 3 buluruz. A yerine 3 yazdığında bir denklemde B'yi de kaç buluruz? B 1 buluruz. Bizden ne isteniyor? A çarpı B isteniyor. O zaman 3 çarpı 1'den cevabı 3 olarak buluruz. Yani birinci sorunun doğru cevabı böylelikle edremit oldu. Geldik 2'ye. Dik koordinat düzleminde iki köşesi A, A'ya 0 ve B, B'ye 0 noktaları olan ABC'de karesi aşağıda verilmiştir. Hemen bu A'nın A'ya 0 olmasından dolayı buranın A birim, B'de B de B'ye 0 olduğundan dolayı buraya da B birim diyebiliriz. Ve y eşittir x bölü 2 doğrusu verilmiş. Arkadaşlar analitik düzende bir doğru çizilmiş. Orijinden geçen hemen eğime bakalım. Eğim dediğimiz nedir? Y yalnızken x'in katsayısıydı. Bu da tanjant alfaya eşitti. Tamam tanjant alfayı ne bulduk? 1 bölü 2 bulduk. Aklımıza bulunsun. Sonra bu doğru boyunca böyle katladığımızda şu doğru boyunca katladığımızda bu oluşuyor. A artı b'de 12 olduğuna göre d, d, uzunluğu nedir diye soruluyor bize. Öncelikle yukarıdaki şekli yorumlayalım. Tanjant alfa 1 bölü 2. Burası A iken burası A bölü 2 mi olacak? Evet. Ama burada tanjant alfa tam karenin kenarına girmiyor. Şurada farklı bir uzunluk var. Burada açıya bir devam edeyim. Alfa beta ters açıdan beta beta 90 sağ. Burası da alfa oldu. Şuradaki üçgende tanjant alfaya baksam. Tanjant alfa 1 bölü 2 ya. K iken burası ne oldu? 2K oldu. A karenin kenarı 2K çıktı. 2K 2K. E o zaman burası da 2K olduğundan K oldu. Ve tanjant alfa da 1 bölü 2 olduğundan A da neye eşit oldu? 2K'ya eşit oldu. Adam bize A artı B'yi kaç vermişti? 12 vermişti. A dediğimiz 2K oldu. B dediğimizde toplamda bak 4K oldu. 4K toplamı 12 olduğundan K'yı 2 buluruz. K2 ise A 4 oldu. B de kaç oldu? B de 4K'ya eşit olduğundan 8 oldu. E burası da 4 oldu. Şuradaki uzunlukta kaç yaptı? 4 birim yok. 4K. 4K. K'yı kaç bulduk buradan? Onu bir şey yapalım. K'yı 2 bulduk. E, K2 bulduğumuz için şurada bir işlem hatasım yaptık. K yerine yazdığımızda 8 e o zaman burası kaç yaptı? 4 yaptı. K2 bulduğumuz için şurası 2. Özür dilerim. Şurası 2. Tamam, her şeyi bulduk. Yani şurada bilgileri yazalım. Hocam buraya 2 bulduk. E o zaman burası da 2, burası 4, burası da 4, burası da 4 değil mi? Evet. Bizden ne isteniyor? DD uzunluğu isteniyor. Yani şuradaki uzunluk isteniyor. Yani sen burada simetriğini alıyorsun. Bu doğruya göre katlamasını yaptığın zaman simetriğini almış oluyorsun. Simetriğini aldığın zaman bu doğruya göre simetriye dik mi olacak? Evet dikten de dik çizilmiş oldu. E, hatta bunlar da birbirine eşit değil mi? Evet şu x buraya da x diyecek olursam x'i bulursam eğer bizden ne isteniyor? 2x isteniyor. E hocam burada bir dik üçgen var. Dik üçgende 2 4 ise burası 2 kök 5 değil midir? Evet bir dik üçgende bütün kenarlar belli ve hipotenüs eksikse alandan gidebiliriz. Üçgenin alanı dediğimiz şey nedir? 2 kök 5 çarpı x bölü 2 değil midir? Evet 2 kök 5 çarpı x bölü 2 aynı zamanda dik kenarlar çarpı bunun yarısıdır. 2 çarpı 4 bölü 2. Bölü 2'ler gitti. Şu da gitti. X'i böylelikle 4 bölü kök 5 buluruz. E bizden ne isteniyor? DD uzunluğu isteniyor. 2X isteniyor. O da 8 bölü kök 5 yapar. Kök 5 eşleniyle çarpacak olursak o da 8 kök 5 bölü 5'e eşit olur. Yani ikinci sorunun doğru cevabı böylelikle balık esir oldu. Geldik 3'e. Dik koordinat düzleminde 4x eksi 3'ye eşittir 6 doğrusuna dik ve 4'e 3 noktasından geçen bir d doğrusu veriliyor. Arkadaşlar 4'e 3 noktasından geçen bir doğru. Ve bu doğru neymiş? 4x eksi 3 y eşittir 6 doğrusuna dikmiş. Bu doğru nasıl bir doğru olur? İşte aynen şöyle bir doğru olur. Yani şurası dik olacak. Bizden D doğrusu ile eksenler arasında kalan üçgensel bölgenin çevresi isteniyor. Arkadaşlar bu doğrunun denklemini yazalım ki eksenleri kestiği yeri bulalım. Bir doğru denklemi için kendimize iki soru soruyorduk. Bir eğim 2 nokta. Bunun eğimi nedir? Bunun eğimi eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısından 4 bölü 3 çıktı. O zaman bunun eğimi ne olacaktır? Eğimler çarpma eksi 1 ise ters çevirip eksi ile çarpıyoruz. Yani eksi 3 bölü 4 olacaktır. Eğim belli nokta belli doğru denklemini yazabilir miyiz? Yazarız. Yani m çarpı x eksi x 0 eşittir y eksi y 0'dan. Buradan eksi 3 bölü 4 çarpı x eksi noktadaki x 4. Y eksi noktadaki y de 3. Y eksi 3. Buradan eksi 3 x artı 12 eşittir 4 y eksi 12 geldi. Buradan 24 eşittir 3 x artı 4 y mi geldi? Evet. Şimdi eksenleri kestiği yeri bulalım. X yerine 0 yazdığımızda Y'si kaç geldi? 6 geldi. Y yerine 0 yazdığımızda da X'i kaç geldi? 8 geldi. E, şeyi çizecek olursak, şekli çizecek olursak, evet Y'yi altta kesiyor. Burayı da 8'de kesiyor. İşte bu doğrumuzun denklemi nedir arkadaşlar? Şu şekilde bir doğrudur. Bizden ne isteniyor? Bu doğrunun eksenlerle oluşturduğu bölgesinin çevresi isteniyor. Arkadaş burası 6 birim, burası 8 birim. 6 8 13 üçgeni Çevrede 6, 8 ve 10, toplamı yapar. Yani kaç yapar? 24 yapar. Dolayısıyla 3. sorunun doğru cevabı E seçeneği oldu. Geldik 4. soruya. Bir geometri dersinde melek öğretmen öğrencilerinden aşağıdaki işlemleri sırasıyla yapmasını istiyor. Dik koordinat düzleminde A ve B noktalarını işaretleyin. Tamam. A noktasını x ekseni boyunca. Evet A'yı bir x ekseni boyunca şey yapalım bakalım. Valla dik koordinat düzleminde çizin diyor. Dik koordinat düzleminde çizelim istersen. Şöyle bir analitik düzlemi çiziyoruz. Noktalarımızda eksi 2'ye 3 falan filan. Hemen analitik düzlemi çizdik. Analitik düzlemi çizince bir noktamız eksi 2'ye 3. Hemen onu gösterdik. Ondan sonra A noktasının eksi 2'ye 3 olduğunu gösterelim. Yani burası eksi 2 burası da 3. Sonra B noktasında 1'e 5 olduğunu gösterelim. B noktasında 1'e 5. 1'e 5'i de şöyle gösterelim. Tamam. Şuradaki noktada B noktası 1'e 5. Sonra ne diyor? Bu noktaları diyor. A noktasını x ekseni boyunca pozitif yönde 6 birim sağa ötele. E ben şimdi bunu 6 birim sağa öteleyim. A noktasını 6 birim sağa ötelediğimde eksi 2'den 6 birim ötede ne var? Hocam 4 noktası var. O zaman buradaki nokta 4 yaptı. Yani 4'e 3 noktası yaptı. Ordinatı değişmiyor. Sonra diyor ki B noktasını da x ekseni boyunca pozitif yönde 2 birim sağa ötele. Hadi bakalım 2 birim sağa öteleyelim bunda. 2 birim sağa ötelediğimde Birden 2 birim ötede ne var? 3 mü var? Evet. Şuradaki noktada 3. Üç. Yani 3'e 5 noktası oldu. İşte bu noktada C noktasıymış. Burası da D noktasıymış. Benden diyor ki köşeleri A, B, C, D noktaları olan A, B, C, D dörtgen çizin. Öğrencilerin oluşturduğu dörtgenin alanı nedir diye soruluyor. Evet A, B, C, D dörtgenini çiziyoruz şöyle. Çizdik daha sonra bu dörtgenin nesi isteniyor arkadaşlar bizden? Alanı mı isteniyor? Evet buluruz. Çok kolay. Hocam buradaki Uzunluk kaç? Şurası 4'e 3 noktasıydı. 4'tü. Burası 6 birimdi değil mi? 6 birim sağa ötelemiştik. Öbüründe zaten 2 birim sağa ötelemiştik. 2. Hocam alt taban artı üst taban. Alt taban artı üst taban. Çarp yükseklik bölü 2. Şuradaki noktanın ordinatı 5'ti. Burası da 3'tü. Yani şuradaki uzunluk 5 ile 3 arasındaki uzaklığı için yani 2. Alt taban artı üst taban çarp yükseklik bölü 2 bize alanı verecektir. Bölü 2'lerde gidince cevap kaç yaptı o zaman? 8 yaptı. Analitik düzlem çizdirmelik kolay bir soru. Dördüncü soru böylelikle Ceyhan oldu. Geldik 5. soruya. Dik koordinat düzleminde bir köşesi orijinde olan bir üçgenin hemen bir köşesi orijinde olan bir üçgen çizelim. Bir de dik koordinat düzleminde diyor. Dik koordinat düzleminde şöyle bir çizelim arkadaşlar. Tamam bir köşesi orijindeymiş. Evet sonra diyor ki. Kenar ortaylarının kesim noktası 0'a eksi 4'te. Hocam burası kaç? 0'a eksi 4 yani 4 birim burası. Burası kenar ortaylarının kesim noktası G. Bir de ne diyor? Yükseklerin kesim noktası da 0'a eksi 5. Yani 0 eksi 5 ise burası da 1. Yani şurası da h. Hocam ağırlık merkezi ile yükseklik aynı doğru üstündeyse. Bak bir köşe ağırlık merkezi ve şey. Şimdi bir üçgen çizsek. Böyle ağırlık merkezi burası. Yükseklik de burasıysa ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır. Ee, yükseklik de burası dik mi olmak zorunda? Evet. He, o zaman bu doğruya dik olan bir şey olacak. Bak dik tabanı keş parçaya böldü. Nasıl bir üçgendir bu? İkiz kenar üçgen olmak zorunda. O zaman bizim üçgenimiz nasıl olacak? Bir köşesi O'da olan bir üçgenin o zaman şu şekilde olmak zorunda. İkiz üçgen olmak zorunda. E şurası da dik olduğundan dolayı bak burası da dik olduğundan dolayı x eksenine paralel olmak zorunda ve ikiz kenar olmak zorunda. Hatta bu açı ortaya olmak zorunda. Peki ağırlık merkezi olduğundan 2'ye 1 oran olacağından dolayı burası ne olacaktır? 1 olacaktır. Çünkü dörtgen 2 olur burası. Peki bizim şimdi burada G ya da H'ı kullanmamız lazım. Bu üçgenin alanı isteniyor bizden. Yükseklik belli ya. Şuradaki tabanı bulmamız lazım. E hocam ağırlık merkezini kullanabilir miyiz? Ağırlık merkezini kullansan şuradan bir kenar ortaya çizsen bir içine yarar mı? Yaramaz. Buradan çizsen yarar mı? Yaramaz. O zaman yüksekliği kullanalım. Yüksekliği kullanmak için de şuradan bir yükseklik, yükseklerin kesim, kesim noktasından geçen bir doğru çizsek. Yani burası 90 derece. Bir işimize yarar mı? Bakalım. Bu arada bu tabanı iki eşit parçaya böldüğünden şurası x x x'i bulursak olay bitti. E burada bunu çizdikten sonra bunu kullanabilirim. Evet niye? Hocam burada 90'lar havada uçuşuyor. Alfa beta'ya dalabiliriz. Da alfa beta ters açıdan beta beta 90 alfa alfa 90 beta. E, kenarları belli olan üçgenlere hangileri? Bakacak olursam bak şurası kenarları belli. Başka neresinin kenarları belli? Hop şurasıyla şurası alfa beta'lı üçgende. Bak şu üçgeni alamam. iki kenar belli değil. Bak analitik geometride ne sormuşlar? Ağırlık merkezi sormuşlar. Yükseklerin kesim noktası sormuşlar. Ondan sonra e, x ikiz kenarlık var burada. Sonra ne var? Alfa beta benzerliği var. Bir de alan var. Baktığınız zaman 4-5 tane birden kazanım aynı anda sormuşlar arkadaşlar. Dikkat edin. E o zaman biz üçgenleri seçerken ne yapacağız? Şu sarı üçgenle şu siyah üçgeni seçeceğiz. Benzerliği yapalım. Alfanın karşısı 1'in. Alfanın karşısı şu üçgende x oranı x oranı eşittir. Buradaki küçük üçgende betanın karşısı x'in öbüründe betanın karşısı 6'ya oranı. E buradan ne geldi? X kare eşittir 6 ise x'i buradan kök 6 buluruz. E burası da 2 kök 6 mı çıkar? Çünkü x kök 6 olduğundan 2x 2 kök 6 oldu. E bizden ne isteniyor? Bu üçgenin alanı isteniyor. Alan dediğimiz şeyde taban 2 kök 6 çarpı yükseklik 6 bölü 2'ye eşit olacaktır. O da kaç yaptı o zaman? 6 kök 6 yaptı. Evet baktığınız zaman zor sorulardan biri. Çünkü kazanım sayısı fazla. Ama ÖSYM özellikle analitik geometrisinin içerisinde her konuyu sorabiliyor. O yüzden buna dikkat edin. Ve analitik düzlem çizdirdiği sorularda soruyor bunu. Buna lütfen ama lütfen dikkat edin. Evet 5. soruyu böylelikle E-Dremit bulduk. Geldik 6. soruya. Dik koordinat düzleminde x artı 2 artı 4 eşit 0 doğrusu üzerinde seçilen k ve l noktalar arasında uzaklık 5. Arkadaşlar basit bir şekilde şekli çizsem şöyle mesela şöyle bir şey seçtim. Ondan sonra ee, k ve l noktası seçtim. Arasındaki uzaklık 5 birim diyor. Sonra k l ee, orta noktası şurası diyor eksi 2'ye 1. Ve analitik düzlemin hangi bölgesi bölgeler işin içine giriyor. Hangi bölgede olduğunu bulacağım. O zaman analitik düzlem çizeceğim arkadaşlar. Özel bir durum var aslında burada. Evet doğru. Doğrumuzun denklemini çizelim. Öncelikle x yerine 0 yazsak. x yerine 0 yazsan 2y artı 4 eşit 0'dan y'si kaç geldi? Eksi 2 geldi. y yerine 0 yazsan buradan da x artı 4 eşit 0'dan x ne geldi? Eksi 4 geldi. Hemen analitik düzlemi çizelim. Analitik düzlemde şöyle bir şey oldu arkadaşım. Hop şöyle hop şöyle. Hatta şöyle bir şey. Evet x'i eksi 4'te y'yi de eksi 2'de kesiyor. Hemen şöyle. Şu, şu, şekilde bir doğru oldu arkadaşım. Tamam mı? Evet nerede kesti? Şurası eksi 4 noktası. Burası eksi 2 noktası. Bir de bu doğru üstünden öyle bir k ve l noktaları seçeceğim ki şöyle bir. K ve L noktası seçtikten sonra arasındaki uzaklığı 5 birim olacak. Ve bunun orta noktası da eksi 2'ye 1 olacak. Aa, Eksi 2'ye 1 nerede? Hocam eksi 2 burada. Burası da eksi 1 noktası. Hatta eksi 2 eksi 1 noktası. Bu doğrunun üstünde oluyor arkadaşlar. Bak yerine koy. Koy yerine. X yerine eksi 2 koy. Y Ye yerine eksi 1 koy. Eksi 2 eksi 2 artı 4 eşit 0 yaptı. Bu doğrunun üstünde yaptı. Güzel bir şey. Yani şuradaki nokta tam da bunun üstünde. Eksi 2 eksi 1 noktası. Evet ben buradaki noktayı buldum. Bu nokta eksi 2 eksi 1 noktası. K ve L noktalarının orta noktası olacak bu arada. Şimdi burası şunlar birbirine eşit. Şunlar birbirine eşit. Hocam 2 4 2 kök 5. Burası kök 5 birim. Burası da kök 5 birim. Arkadaş orta nokta bu olacak şekilde bunun üstünde bu doğru üstünde bir iki tane nokta seçeceğim ve orta noktası şuradaki nokta olacak arkadaşlar. Eksi 2'ye bir noktası olacak. E buradaki e, K-L uzunluğu da 5 birim olacak. Bak burada KL uzunluğu 5 birimse o zaman arkadaşlar KL uzunluğu şöyle şöyle belirleyelim bak şöyle söyleyeyim. K ve L uzunluğu 5 birim. Tam orta noktası da burası. Burası 5 bölü 2 burası da 5 bölü 2 yapacak. Ya bundan 5 bölü 2 birim ötede olacak. Şundan 5 bölü 2 birim ötede. Hocam 5 bölü 2 birim ötede şuradaki nokta vardır. 2 buçuk kök 5. 2 buçuktan kesinlikle ama kesinlikle küçüktür. Al karesini anlarsın. Bunun karesi 5. Bunun karesi 5. Bunun karesi de ne? 25 bölü 10 aslında. E 25 bölü 10 dediğimizde nedir? 5'e bölsen. E 5, 5'e bölsen. 5 bölü 2 zaten bu. 5 bölü 2'nin karesi de 25 bölü 4 yapıyor. E bu 20. Bu da 20 bölü 4 yaptığından gerçekten küçük oluyor. Hadi. Ya yani 5 daha kök 5 daha küçük olduğundan dolayı şu kök 5'ten daha ileride şuradaki noktaya geçer. Bu da aynı şekilde kök 5 bölü 2 yani 5 bölü 2 birim uzunluğu olduğu için kök 5'ten daha büyük bir uzunluk olduğu için o noktada burada olmak zorunda. Yani K noktası böyle olur. L noktası da böyle mi olur? Evet. Eğer burası orta nokta olmuş olsaydı arkadaşlar. Tamam orta nokta burası. E, K ve L, K, L uzunluğu da yani şey e, şuradaki uzunluk da kök 5'ten küçük olmuş olsaydı o zaman noktamız burada olacak. Diğer noktamız da burada olacaktı. Her iki noktada 3. bölgede olacaktı arkadaşlar. A bu sefer ne oldu? Kök 5'ten büyük olduğu için buradaki 5 bölü 2 Kök 5'ten daha büyüttüğüm zaman buraya geldi. Kök 5'ten daha büyüttüğüm zaman buraya geldi. Yani K noktası nereye düştü arkadaşlar? Bu bölgeye düştü. Yani bizim bölgelerimiz ne oldu? Biri bu bölge, biri bu bölge. Yani kaçıncı bölge bu? Biri ikinci bölge, biri de dördüncü bölge. Olmuş oldu. Yani cevabımız ne çıktı arkadaşlar? C-Han çıktı. Son yıllarda çıkmış. Güzel sorulardan biri arkadaşlar. Gerçekten dedik ya. ÖSYM analitik düzlem çizdirmeyi seviyor. Baktığınız normal bir çizim yöntemiyle yapamadınız. Analitik düzlemde çizin. Ama her zaman analitik düzlemde çizmeyeceksiniz diye de söylüyoruz. Bazı soruları yorumlamak. E, analitik düzlem çizdiğiniz zaman soruları yorumlamak bazen zor oluyor arkadaşlar gerçekten. Haberiniz olsun. Altıncı soruda gerçekten çok güzel bir soru. Cihan çıktı. Geldik yedinci soruya. Dik koordinat düzleminde eğimleri toplamı 8 bölü 3 olan. Hmm, eğimleri toplamı 8 bölü 3 olan. K 3'e 5 noktasında dik kesen 2 doğru çiziliyor. Tamam. Eğimleri toplamı. Dik koordinat düzleminde eğimleri toplamı 8 bölü 3. Bu iki doğrunun y ekseni kestiği noktalar L ve M noktaları olduğuna göre KLM üçgeninin alanı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar eğimleri toplamı ne vermiş? M1 artı M2 8 bölü 3 vermiş. Bir de M1 çarpı m 2de ne verilmiş? Eksi 1 verilmiş. Çünkü niye? Arkadaşım zaten soruda dik kestiğini söylemiş. O yüzden burada M1 çarpı M2 de kesinlikle ama kesinlikle eksi 1 olmak zorunda. E hocam ne yapacağız burada? Vallahi iki bilim yenik denklem var. E burada çözeceğiz. Hadi çözelim bakalım. Burada normalde M2 neye eşit arkadaşlar? 8 bölü 3 eksi M1'e eşit. Gel burada yerine yaz. O zaman yerine yazacak olursak da burada M1 çarpı M2. M2 dediğimizde ne? 8 bölü 3 eksi M1. Neye eşitmiş arkadaşlar? Eksi 1'e eşitmiş. Buradan ne geliyor arkadaşım? Buradan Buradan 8 m1 bölü 3 eksi m1'in karesi eşittir. Eksi 1 yaptı. Denklemi 3 ile çarpalım. 8 m1 eksi 3 m1'in karesi eşittir. Eksi 3 yaptı. Hepsini sağ tarafa toplayalım. Sağ tarafa topladığım zaman 3 m1'in karesi eksi 8 m1 eksi 3 eşittir 0 yaptı. Sağ tarafa atınca hepsini. Şimdi burada çarpanları ayıracağız. 3 m1 r m1 buradan da ne geldi? Eksi 3'e artı 1 dersem çapraz çarpımlarında 8 elde edemem. Ama şu şekilde dersem 1'e 3 dersem 9 ve 1'den elde ederim. Ama eksi 9 elde edeceğim. Eksi 9, eksi 8 elde edeceğim. Eksi 9 m1 artı m1 eksi 8 m1'i veriyor. Buradan ne geliyor o zaman arkadaşım? Buradan 3 m1 artı 1 ve m1 eksi 3 eşittir 0 şeklinde geldi. Buradan m1'i ne bulduk arkadaşlar? m1 şu 0'a eşitse eksi 1 bölü 3 bulduk. Buradan bu sıfıra eşitse M1'de ne bulduk arkadaşlar? 3 bulduk. Evet M1'lerimiz şey çıktı. M1'imiz ya eksi 1 bölü 3 ya da ne çıktı arkadaşlar? 3 çıktı. Tamam. Şimdi M1 yerine bak dikkat et. Dikkat et. M1 yerine eksi 1 bölü 3 yazsan M2 3 çıkıyor. M1 yerine 3 yazsan M1 yerine 3 yazsan M2'de ne çıkıyor arkadaşlar? Eksi 1 bölü 3 çıkıyor. Zaten fark etmiyor. Mesela M1 Eksi, bölü, 1 bölü 3 ise o zaman M2'de ne olacak? 3 çıkacak. Çünkü şurada yerine yazdığımız zaman. Ya da tam tersi. M1 yerine 3 yazsan M2'de eksi 1 bölü 3 çıkacak. Yani bizim M1 ve M2 değerlerimiz kesinlikle ama kesinlikle şu değerler. Peki bu iki doğrunun y ekseni kestiği noktalar L ve M olduğuna göre KLM üçgenin alanı nedir diye soruluyor. Sanki şekli çizeceğiz arkadaşlar. Değil mi burada? Evet. Şekli çizeceğiz. Şimdi nasıl yapsak bunu? Bu doğru denklemlerini yazalım mı yazmayalım mı onu düşünüyorum şu anda. Eksenleri kestiği noktalardan da bahsediyor. Valla arkadaşlar şekli çizsek daha iyi olacak. Yani biz burada denklemi de yazsak şekli çizeceğiz. Denklemi de yazmasak da şekli çizeceğiz. Belki sırf geometriden sonuca ulaşabiliriz. Şimdi şekli çiziyorum şöyle. Analitik düzlemi çizdim. Bak dikkat et. Analitik düzlemi çizdim. Ve nereden geçiyordu noktamız? K noktası 3'e 5'ten geçiyordu. Şöyle 3'e 5 noktası nerede? Şöyle bir yerde. 3'e 5. K noktasından geçen bir doğrunun eğimi eksi 1 bölü 3. Bir doğrunun eğimi de 3. Bir doğrunun eğimi 3. Hocam 3. Şu şekilde şöyle bir doğru olacak. Hocam bu buradan da geçebilir. Buradan da geçebilir böyle. Neyse şimdilik şöyle çizelim. Şurası 3. Öbürünün de eksi, eksi 1 bölü 3. Hocam eksi 1 bölü 3 de sola yatık olacak. Şöyle bir doğru olacak o zaman değil mi? Evet. Bu doğruların y eksenini kestiği noktalar L ve M olmak üzere. Şurası L burası M olmak üzere. Bizden KLM üçgeni burası da K noktasıydı. KLM üçgeni isteniyor. Bu doğrular nasıl kesiyordu bir de dik kesiyordu. Şimdi isterseniz burada normal geometriyi kullanalım. Ben burada kaçının ne olduğunu biliyorum. Alfa diyecek olursam tanjant alfa 1 bölü 3 olduğunu biliyorum. Hocam eksi 1 bölü 3'tü. Tamam eksi 1 bölü 3'te. Şöyle sola yatıklığından dolayı eksi olduğunu biliyorum. Şimdi şurada K3'e 5'i kullanalım. Nasıl kullanacağız? Hocam şöyle çizecek olursam. Şuradaki nokta e, ee, buraya kadar kısım 3 birim. Şuraya kadar kısım ordinatta 5 birim. Hocam şurası 5. Tanjant alfa 1 bölü 3 ya. 5 iken burası ne olacak? 15 olacak 1 bölü 3'ten dolayı. E hocam burada da alfa beta'ya dalalım istersen. Beta alfa burası da beta. E tanjant alfa 1 bölü 3 ya. İşte burası 5 bölü 3 olmak zorunda. Şurası şöyle baktığın, bakacak olursan 5 bölü 3. Heh, şurası 3'ten küçük olduğu için burası gerçekten bu doğru tam böyle geçiyor arkadaşlar. Yani biraz önce hani şöyle de geçebilir dedim ya. Eğer burası 5/3 de değil de 3'ten büyük bir değer olmuş olsaydı doğrumuz bu şekilde olacaktı. Yani şu burada kesecekti. Buna dikkat et. Neyse eksenleri kestiği yerleri bulacağım ben burada. Buna göre yorum yapalım. E burada şöyle çizecek olursak burada da buranın ordinatı da 5 olduğunu biliyorum. Şurası 5. Sonra e burası da 3 birim Alfaya, alfaya devam edelim. Alfa ise yöndeşlikten dolayı alfa. Burası da beta. Beta 90 ise burası da alfa yaptı. Tanjant alfa 1 bölü 3'tü. Şuradaki üçgendeki tanjant alfa 1 bölü 3 olduğundan dolayı burası 1 mi oldu? Evet. Şuradaki üçgendeki tanjant alfa da 1 bölü 3 olduğundan dolayı burası da ne olacak? 3 bölü 1 yani hani 3 katı olacak. 1 bölü 3'ten dolayı 3 ise burası da kaç olacak? 9 olacak. Ya da öklük bağıntılarından da bulabilirsin. E burada artık şu üçgenin alanı isteniliyor benden. Alan K L, ne eşit olacak? Tabanımız kaç çıktı? 10 çıktı. 10 çarpı yüksekliğimiz kaç çıktı? 3 çıktı. 3 bölü 2. O da kaç çıkar? 30 bölü 2'den 15 çıkar arkadaşlar. Yani böylelikle cevap akçaya çıktı. Şöyle de devam edebilirdik soruya. Eğim belli nokta belli doğru denklemini çizip öbüründe de eğim belli nokta belli doğru denklemini çizip e, yazıp sonra eksenleri kestiği noktaları bulup o şekilde de devam edebilirdiniz. Ben burada biraz e, geometriye güvendim. Hani siz geometride böyle eksiklik hissediyorsanız ki büyük ihtimal buraya kadar geldiyseniz hissetmezsiniz bu şekilde de çözüm yapabilirsiniz tabii ki yani, analitik geometri de illa analitikten yapacaksınız diye bir şey yok hani işin içine geometride katabilirsiniz adı üstünde analitik geometri yani orada geometri kısmı da var ee, dik üçgen var benzerlik varı işlemlerde yine karşımıza çıkıyor arkadaşlar haberiniz olsun yedinci soruyu böylelikle Akçay bulduk geldik sekizinci soruya dik koordinat düzleminde A 2ye 5 noktasının eksi 1'e bir noktasından geçen bir doğruya göre simetriye. Basit bir şekilde soruyu anlayabilmek için şekli çiziyorum. 2'ye 5 noktasının ne diyor? Eksi 1'e bir noktasından geçen yani şöyle eksi 1'e bir noktasından geçen bir doğruya göre simetriye olan nokta. Evet bu doğruya göre simetriye demek. Hop şurası yani buradaki noktaymış simetri de diye şunlar birbirine eşit ve burası nedir? 90 derecedir. Evet burası eksi 1'e b olduğuna göre diyor arkadaşlar. O zaman b sayısının alabileceği değerler toplamı nedir? Arkadaşım 2 doğru dik kesmiş. O zaman eğimler çarpı eksi 1. Bunun eğimine m1 diyecek olursam. Bunun eğimine de m2 diyecek olursam. m2 belli ama. m2 nedir? Hocam y'ler farkı bölü x'ler farkı. Yani b eksi 5 bölü b eksi 5 bölü neye eşit? y'ler farkı bölü x'ler farkı. Eksi 1 eksi 2'den b eksi 5 bölü 3'e eşit oldu. M1 belli mi? Değil. M1 belli olması için eğim bulmak için iki şekilde buluyorduk. Ya tacizat alfa ya da iki noktası belliyse. Hocam iki nokta belli mi? Bu doğru üstünde? değil ama bak şuradaki noktayı bulabilirim ben. Bu nedir? Tam bu ikisinin orta noktası. Eksi 1 artı 2, 1 bölü 2'ye sonra B artı 5 bölü 2, B artı 5 bölü 2 burası. Hocam buradaki noktanın da M1'i de artık bulabilirim. O da nedir? Y'ler farkı. Yani B artı 5 bölü 2 eksi 1 bölü X'ler farkı 1 bölü 2 eksi, eksi 1 yani 1 bölü 2 artı 1 yapıyor arkadaşlar. O zaman yukarısı kaç yaptı arkadaşlar? Yukarısı M1'i şöyle bulmaya çalışayım. B artı 3 bölü 2 yaptı. B artı 3 bölü 2 bölü. Şu yukarısında 3 bölü 2 yaptı. Bölü 2'ler gitsin. O zaman burası da ne yaptı arkadaşlar? B artı 3 bölü 3'e eşit oldu. Şimdi M1'i bulduk. M1 nedir? İşte tam olarak şurası. M2'yi bulduk. Şu. M1 ve M2 doğruları dik kestik için ne olması lazım? Yeniler çarpımının eksi 1 olması lazım. O zaman M1 çarpı M2 eşittir eksi 1 diyeceğiz. M1 dediğimiz B artı 3 bölü 3 çarpı M2 dediğimizde B eksi 5 bölü 3. Bu çarpımların ne olması lazım arkadaşlar? Eksi 1 olması lazım. E o zaman buradan bunun çözümünü yapacağız. Şurası Çarpalım. B artı 3 ile B5. B, artı 3 ile B, B eksi 5'in çarpımını yapıyorum. B kare. Eksi 5B artı 3B. Eksi 2B yaptı. Bir de 3 e, ile eksi 5'in çarpımında eksi 15 mi yaptı? Evet. Bir de bölü 9'u var. Eşittir eksi 1 ya. Her iki tarafı da 9 ile çarpınca eksi 9 yaptı. Ya da bölü 9 çarpı 9 diye geçti. Attık bu tarafa. B kare eksi 2B eksi kaç yaptı? 6 eşittir 0 yaptı. Burada çarpanlara ayırabiliriz. Bizden ne isteniyor? B sayısının alacağı değerler toplamı isteniyor. Aslında direkt kökler toplamından da gidebiliriz arkadaşlar. O da nedir? Eksi B bölü A şeklinde de söyleyebiliriz. Yani cevap direkt ne olacaktır? Eksi B bölü A'dan dolayı yani eksi e, şunun kaç sayısı bölü A? O da kaç yapıyor? 2 yapıyor. Ya da direkt çarpanları da ayırabiliriz arkadaşlar. Ayıralım çarpanlara B'ye B diyecek olursak e, burası 4'e yok. 3'e 2 diyecek olursak o zaman ne olacaktır? 3'e 2 dediğim zaman şunu eksi 2 elde edeceğim. A çarpanlara ayrılmıyor. Çarpımları bu. Toplamları eksi 2'yi verecek bir değer geliyor mu arkadaşlar? Gelmiyor maalesef. Bak burada bunu yapmaya çalışırsanız diskriminanttan çıkacak bunun kökü. E, diskriminanttan çıkacağı için kökler toplamından gitmek daha mantıklı. O da eksi b bölü a olduğundan dolayı. Yani şunu x gibi düşünün sadece. E, eksi b dediğimiz şu. Yani eksi, 2 bölü a dediğimizde 1 olduğundan dolayı kökler toplamı bu yapar arkadaşlar. Yani Kökler toplamı ne yapacak? 2 yaptı. E, normalde soruda e, çarpanları ayırarak da yapabiliriz ama e, çarpanları ayırma işi orada zor olacaktı. E, buraya kadar geldiysek matematikteki bu çarpanları ayırmayı da biliyoruz. Çünkü matematiğin en önemli konularından biri zaten çarpanlara ayırma. Çarpanlara ayırmada bu köklerle ilişkili durumları da bilmek lazım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yoksa ayır, diskriminanttan falan çıkacak arkadaşlar. Ya da tam kare yapıp böyle çıkartabilirsin. Neyse geldik son soruya. Evet bu arada Cevabımız Cihan çıktı. Geldik 9. soruya. Evet bir çember iki farklı noktada kesmektedir. Evet arkadaşım şimdi diyor ki bu doğruyla bu çember iki farklı noktada kesiyor. Siz bunu aslında matematikten yapabilirsiniz. Yani geometride de yapabilirsiniz aslında ama yani bir çember ile bir doğrunun iki farklı noktada kesmesi ne demek? Geometriksel yorum şu demek. Noktanın doğruya olan uzaklığı küçüktür yarıçap demek. Bu kadar basit. Doğrumuz ne hocam? Doğrumuzda kx eksi y eşit sıfır doğrusu şeklinde düşünüp hani bir noktanın bir doğruya uzaklığını bulurken işte ax artı b artı c eşit sıfır şeklinde yazacaksınız ya o şekilde yapıp yorum yapabilirsiniz. Ama siz bu konuyu daha öncesinde parabolde de gördünüz. Hani parabolde nasıl gördünüz? Parabolde bir doğruyla bir parabol iki farklı noktada kesiyorsa delta büyük sıfır dediniz. Ortak çözümde. Tek bir noktada kesiyorsa çakışık iki kökü vardır dediniz ve delta eşit sıfır diyebiliyorsunuz hiç kesmezlerse o zaman kökü yoktur dediniz ve delta küçüktür sıfır dediniz. Bize ne diyor? Bunlar iki farklı noktada kesiyor diyor. E iki farklı nokta kesiyorsa o zaman parabol gibi düşünebilirsiniz. Yani bir çember ile bir doğru iki farklı noktada kesiyorsa delta büyük sıfır diyeceğiz arkadaşlar. Tamam delta büyük sıfır diyeceğiz. O zaman ortak çözümümüzü yapalım ve delta büyük sıfır diyelim. Yani y yerine kx yazalım. Y yerine gel bakalım burada kx yaz. Ne oluyor o zaman? X kare eksi 20 x artı y kare. Yani k x'in karesi k kare x kare artı 64 eşit 0 yaptı. Burada x kare parantezini alınca burada x kare parantezini alınca ne yaptı? 1 artı k kare geldi. 1 artı k kare. O sonra eksi 20 x artı 64 eşittir 0 oldu. Şimdi burada ne yapacağım? Delta'ya bakacağım. Delta büyük 0'a bakacağım. Delta dediğimiz b kare eksi 4 ac. Yani delta eşittir. B kare eksi 4. A, C'nin büyük 0 olması lazım. B dediğimiz eksi 20. Eksi 20'nin karesi 400. Eksi 4 çarpı A dediğimiz 1 artı K kare. C dediğimizde sabit sayımız 64. Büyüktür 0 olması lazım. E burada arkadaşlar e, direkt sadeleştirme olayına falan filan da girebiliriz aslında ama neyse. E, girelim. Girelim mi? Ne yapalım? Hadi öbür tarafa atalım. Şey. Girelim. Yok 400 büyüktür. 400 büyüktür. 4 çarpı 64 çarpı 1 artı k kare yaptı. Sadeleştirmeyi burada yapalım. Her iki tarafta pozitif sadeleştirme yapılabilir. Normalde negatif sadeleştirme yapılmaz biliyorsunuz. E burada o zaman 4'e bölsen 100. 4'e bölsen gitti. 2'ye bölsen 25. Pardon bir daha 4'e bölsen 25. 4'e bölsen 16. E o zaman buradan 25 büyüktür. 16 çarpı 1 artı k kare. Yani 16 artı. Yo böyle kalsın. 16 1 artı k kare mi yaptı? Evet. Şunu attık öbür tarafa. Öbür tarafa attınca 25 bölü 16 büyüktür. 1 artı k kare yaptı. Öbür tarafa attık yine. 25 bölü 16'dan 1 çıkınca kaç geldi? 9 bölü 16 büyüktür. K kare geldi. Yani buradan k kare küçüktür. 9 bölü 16 geldi mi? Geldi. E burada bu eşitsizlik sistemi nedir? Kare kökünü aldığımız zaman k küçüktür. 3 bölü 4. Hatta bunun bir de eksi 3 bölü 4'ü olmayacak mı arkadaşlar? Değil mi? Çünkü k kare değeri var burada. Eksi 3 bölü 4'lük Eksi 3 bölü 4'ten e, şey k kare küçüktür 9 bölü 16 ise o zaman k ne oluyordu? E, bunların negatifle pozitif arasında oluyordu kare alındığında. Yani eksi 3 bölü 4 ile 4 arasında olacak. O zaman eksi 3 bölü 4 ile 4 arasında olan şık hangisinde var arkadaşlar? O da B şıkkında var. Dolayısıyla bu sorunun doğru cevabı ne çıktı? Balıkesir çıktı. Ve bakın matematik bilgisiyle yaptık. İsterseniz veya bunu biliyorsunuz diye matematik bilgisiyle yaptık. Parabolden biliyorsunuz diye. Hani böyle bir soru geldiği zaman parabolle, paraboldeki yaptığınız işlemlerdeki gibi yorumlama yapabilirsiniz diye bu şekilde yaptım. O yüzden aklınızda bulunsun. Bunu böyle matematikle de yapabilirsiniz. İlk baştaki anlattığım geometrik yorumdan da yapabilirsiniz tabii ki. Ama bu sanki daha mantıklı geldi bana. O yüzden böyle yaptık. Evet gençler böylelikle 26. haftayı ne yaptık? Bitirdik. 26. hafta bitti. Yani soru çözümlerini bitirdik. Evet sizler bundan sonrasında bir de tabi bunun öncesinde de çözmüşsünüzdür büyük ihtimalle. Analitikle ilgili soru çözümlerinizi yapın. Bakın ÖSYM analitikte nasıl sorular sormuş gördünüz. Seçici sorular sormuş gördünüz. Son yıllarda böyle analitik düzlem çizittirmeli falan filan. O yüzden analitik geometriye çok dikkat etmenizi tavsiye ederim. Lütfen ama lütfen analitik geometri önemli bir yere koyun gerçekten çok önemli bir konu ve bu konuya lütfen çok dikkat edin arkadaşlar. Evet neyse böylelikle bu haftanın da sonuna geldik. O zaman sonraki haftalarda ya yani bundan sonraki konuda ne var? Katı cisimler var. Katı cisimler son konusunda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.